Kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer alıyor. Dünyada her yıl 2 milyon, ülkemizde de yaklaşık 20 bin kişi kolon kanseri tanısı alıyor. Daha hatalı beslenme alışkanlıklarının ve obezitenin giderek yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda görülme sıklığı 50 yaş altındaki kişilerde giderek artıyor. Erken dönemde hemen hiçbir belirti vermemesi nedeniyle en çok yaşam kaybına neden olan kanser türlerinden biri olan kolon kanseri aslında düzenli yapılan kolonoskopi taraması ile önlenebiliyor. Ayrıca kanser oluşsa dahi erken tanı sayesinde hastada tamamen iyileşme sağlanabiliyor gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Oz Önder, risk faktörü olmayan kişilerin hiçbir yakınması olmasa bile 45 yaşından itibaren 50 ila 10 yılda bir klonoskopi yaptırmaları gerektiğini belirterek kolon yani bağırsak kanserinin belirtilerini şöyle anlattı. Kolon kanserinde sıklıkla dışkılama alışkanlığında farklılaşma durumu yaşanıyor. Belirti verdiği için birçok kanser türünden daha kolay fark edilme olasılığı bulunuyor. Belirtiler dışkılama ile ilgili olsa da kolon uzun bir organ olduğu için vücudun sol tarafında kalan kısmıyla sağ tarafında kalan kısmında olan tutulma farklı belirtiler verebiliyor. Kolon yapı olarak sol kısımda daha da daralıyor. Bu da dışkının daha ince olması, dışkılarken kanama, düzenin değişmesi ve benzeri durumlar oluşturabiliyor. Sağ taraf ise nispeten daha geniş olduğu için belirtiler daha geç ortaya çıkıyor ve erken tanı daha zorlaşıyor. Ancak genel anlamda ortak belirtileri şöyle. 1. Dışkılama yapılsa dahi bağırsak tam boşalmamış hissedilmesi. 2. Dışkılama düzeninin bozulması yani ishal ve kabızlık oluşması gibi. 3. Kanama veya dışkıda kan görülmesi. 4. Dışkılama yaparken ağrı hissedilmesi. 5. Dışkıda şeffaf bir salgı görülmesi. 6. Karın ağrısı ve şişlik. Bu belirtiler hem erken zamanda görülür hem de hasta tarafından fark edilmesi kolaydır. Bu belirtilerin sonrasında dolaylı olarak kilo kaybı, kan değerlerinde düşme ve kansızlık, karında kitle oluşması, ilerleyen durumlarda bağırsak tıkanabileceği için ağrı hissinin artması gibi belirtiler de gözlenir. Erken tanı için hastanın dışkılama düzeninin farkında olması ve kendi normalini takip etmesi gerekmektedir. Kolon kanserinin belirtilerinden sonra Profesör Doktor Fatih Uzönder kolon kanseri riskini artıran 10 etkeni de şöyle anlattı. 1. Aile öyküsü. Aile öyküsü kolon kanserinin risk faktörleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kolon kanseri teşhisi konulan hastaların %20'sinde genetik geçiş söz konusu oluyor. Bu nedenle ailesinde kolon kanseri hastası olanlar kendi tarama programları konusunda çok daha özenli olmalıdır. 2. İleri yaş İleri yaş kolon kanserinin önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Öyle ki kolon kanseri tanısı konulan hastaların %90'ından fazlası 40 yaş üzerinde bulunuyor. Ve bu yaştan itibaren kolon kanserine yakalanma riski her 10 yılda bir ikiye katlanarak artıyor. 3. Kolon polipleri Kolonu örten tabakanın büyüyerek bağırsak kanalına çıkıntı yapması kolon polipleri olarak adlandırılıyor. Yapılan çok sayıda çalışmaya göre kolon kanserinin %90-95'inde ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan kolon polipleri sorumlu oluyor. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Dr. Fatih Uzun der. İyi huylu tümörler olan poliplerin %10 ila %20'sinin yaklaşık 10 yılda kansere dönüştüğü yarısında bulunarak genellikle kanserleşmeden önce herhangi bir yakınmaya yol açmadıkları için gizli tehlike olarak adlandırdığımız polipler düzenli yapılan klonoskopi taralamaları sayesinde tespit edilip çıkartılabiliyor. Böylece kansere dönüşmeleri önlenebiliyor, diyor. 4. Liften fakir beslenmek Hatalı beslenme alışkanlıkları kolon kanseri oluşumunda önemli bir risk faktörü. Özellikle lif yönünden zengin olan sebze ve meyve gibi besinlerin az tüketilmesi kolon kanserini adeta davetiye çıkartıyor. Bol meyve ve sebze içeren diyet sayesinde kabızlık önleniyor ve kolon hücrelerinin kanserojenlere maruziyeti azalıyor. Bunun yanı sıra yüksek fiberli diyetler bağırsak içindeki yararlı bakterilerin bir takım kimyasallar üretmesine yardımcı olarak kanserin gelişme riskini azaltıyor. Dolayısıyla kolon kanserinden korunmak için liften zengin besinler sofrada düzenli olarak yer almalı. 5. Mangal alışkanlığı Uzmanlar her fırsatta mangalda pişen etin kolon kanseri riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunuyorlar. Bunun nedeni ise ateşe doğrudan maruz kalan etlerde hidrokarbon denilen kimyasalların açığa çıkması. Profesör Doktor Fatih Oğuz Önder bu kimyasalların kolon kanseri riskini artırdığını hatırlatarak bu nedenle etin ateşe en az 15 santimetreden uzak mesafede olmasına dikkat edilmeli. Ayrıca etin dumanla temas etmesi de kanser riskini artırıyor diyor. 6. Sigara ve alkol Yapılan bilimsel çalışmalar sigara ve alkol kullanmanın pek çok kanserin yanı sıra kolon kanseri açısından da ciddi bir risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan bir araştırmada sigara içenlerin kolon kanserine yakalanma riskinin içmeyenlere göre 18 kat daha fazla olduğu ortaya kondu. Yapılan çok sayıda araştırmada günde 50 mililitre veya daha fazla alkol tüketen kişilerde kolon kanserinin hiç içmeyenlere kıyaslandığında 1,5 kat arttığı tespit edildi. 7. Obazite Çağımızın önemli bir problemi olan obezite pek çok hastalığın yanı sıra kolon kanseri riskini %50 oranında yükseltiyor. Obazite insülün IGF-1 ve kandaki iltihap hormonlarını artırarak kanserin gelişmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca obezite hastalarında kötü beslenme alışkanlığı daha fazla görülüyor. 8. İşlenmiş et ürünleri. Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünleri kanserojen besinler arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra kırmızı et tüketiminde aşırıya kaçmak da özellikle kolon kanseri riskini artırıyor. 9. Bazı iltihabi hastalıklar İltihaplı bağırsak hastalıkları olan ülseratif kolit ve kron hastalığı kolon kanseri riskini artıran etkenlerden. Hastalık tanısında 5 yıl sonra kanser riskindeki artış belirgin düzeye ulaşıyor. Bu nedenle iltihabın baskılanması ve durdurulması büyük önem taşıyor. 10. Hareketsiz yaşam Hareketsiz yaşam obazite ve birçok kanserle birlikte kolon kanseri riskini artırıyor. Öyle ki kolon kanseri riski %30 oranında yükseliyor yaşınıza uygun bir programla haftada iki gün egzersiz yapmanız kalp damar hastalıkları ile birlikte kanser riskini de azaltıyor. Peki kolon kanserinin tedavisi nasıl olur? Kolon kanserinde tedavi protokolü genellikle hastanın yaşam süresini ve kalitesini artırmaya yöneliktir. Kanser oluşturma potansiyeli olan polipler genellikle ilk zaman kolonoskopi ile alınır. Cerrahi tedavi ilk evreler için zorunludur tümörlü kısımlar çıkartılır. Kanser genellikle lenf ve damar üzerinden metastas yapmışsa daha çok kemoterapi gibi tedavilerle tümörün küçülmesi beklenir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte kalın bağırsak kanserinde yaşam süresi artmış ve hastaların tedavi şansı yükselmiştir. Yaşam kalitesini artırmak için kullanılan bazı tedavi yöntemleri şunlardır. İnvaziv cerrahi yöntemi Koloktemi denilen kolonun belli bir kısmının kesilerek çıkarılması işlemine verilen attır. Genellikle işe yarayan radikal bir tedavidir. Torbaya dışkılama Hastanın kolonunun son bölümü alındığında genellikle bu uygulama tercih edilir. Bazen de operasyon sonrası bağırsağın beklenen işlevini yerine getirmesi adına geçici bir süre ince bağırsak karın bölgesini açılarak buradan dışkılama sağlanır. Anüse yakın bir yerde ise hasta bir torbaya dışkılama yapar. Kalın bağırsak kanserinde sadece kalın bağırsaktaki tümörü çıkarmak yeterli gelmeyebilir. Kanserin yayıldığı alanlarda, doku ve organlarda kısmen de olsa alınması gerekebilir. Bunun sebebi genellikle sadece kanserli dokular dahil alınsa, kalan dokularda hastalık tekrar nüksedebilir. Bunun önlemini almak ileriye dönük oluşabilecek durumları önleyebilir.